Değişkenler. Değişken bir değerin sembolik gösterimidir. İsminden de anlaşılabileceği gibi, değişken içindeki değer yapılan programın akışına göre değişebilir. PHP'de değişken isimleri dolar işaretiyle başlar, ardından bir harf ya da alt çizgiyle devam eder. Değişken ismi içinde sayı, alt çizgi veya tire bulunabilir. Fakat boşluk bulunamaz. Büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Bir harfin büyük ya da küçük olması değişkeni tanımlarken farklılık yaratır. Son olarak değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılmaz. Örneğin baş harfi büyük olan deneme değişkeni ile baş harfi küçük olan deneme değişkeni birbirinden tamamen farklı iki değişkendir. Örnekteki değişkende ortada bulunan V harfi büyük yapılmıştır. Bu sayede bir kelimenin nerede başladığını görebilirsiniz. Yine aynı şekilde kelimeleri ayırmak için alt çizgiyi kullanabilirsiniz. Değişkenlerden bahsedildiğine göre editörde temel HTML dosyasını açın ve değişkenler PHP olarak farklı kaydedin. Body etiketi içine PHP etiketini açın. PHP etiketini açtıktan sonra mutlaka kapatın. Kodları yazmaya başladıktan sonra kapatmayı unutabilirsiniz. Bu da yazdığınız kodlarda ikinci bir inceleme yapmanıza neden olur var 1 adında bir değişken oluşturun ve içine 10 değerini atayın. Eko komutuyla var 1 değişkenini ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntüleyin. Tarayıcı içinde var 1 değişkeninin temsil ettiği 10 değerini görebilirsiniz. Var 2 adında başka bir değişken oluşturun ve içine merhaba dünya metnini atayın. Metni yazarken çift tırnak içine yazmanız gerekmektedir. Ardından Eko komutuyla var iki değişkenini ekrana yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde 10 değerinin yanında Merhaba Dünya yazdığını görebilirsiniz. Bir alt satıra geçmek için çift tırnak içinde BR etiketini yazabilirsiniz. Yazılan satırların altına var bir değerine 100 değerini atayın ve Eko komutuyla var bir değişkenini ekrana yazdırın. Sayfayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde alt satırda yüz değerinin yazdığını görebilirsiniz. Var bir değişkeninin değeri başlangıçta 10'a, sonda ise 100'e eşit oldu. Örnekte görüldüğü gibi bu nesnelere neden değişken denildiğini anlayabilirsiniz.